Nuray Sancar, 23 Şubat 2024, Evrensel Şeriat mı? Metropol Araştırma Şirketi'nin 2023 Ekim ayında yaptığı ankete göre %64 civarında bir çoğunluk Cumhuriyet veya Demokratik Cumhuriyet seçeneğini tercih etmiş. Aynı oranda denek, layık bir ülkede yaşamak istediğini söylemiş. İslam Cumhuriyeti isteyenlerin oranının ise %19.2 olduğu görülüyor. Bu sayı tabii ki az değil. Şu sıralar bir yerden düğmeye basılmış gibi yapılan şeriat ataklarının sonuçlarını sonraki gelişmelerde göreceğiz. Son iki ayda olanları hatırlayalım. Ocak ayının ilk gününde şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet mitinginde IŞİD'inkini andıran bir bayrağın açılması epey tepkiye yol açtı. Bunun üzerine açılanın hilafet bayrağı değil tevhid bayrağı olduğu söylendi ki birbirinden çok farkı yoktu. İki hafta geçmeden adliye koridorlarında atılan şeriat isteriz sloganları gündemi işgal etti. Adliye vakasının yaşandığı gün Erdoğan şu ifadeleri kullanıyordu. Türkiye'nin rejimiyle ilgili tereddütler 29 Ekim günü bitmiş bir tartışmadır. Anayasamızın ilk maddesindeki Türkiye devleti bir cumhuriyettir ifadesi bu iradenin sembolüdür. Şubat ayının ilk gününde düzenlenen Diyanet Akademisi mezuniyet töreninde ise şöyle diyecekti. İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dinin bizatihi kendisine husumettir. Bu haftaki şeriat gündemi malum, bir zamanlar Refah Partisi'nden Rize Milletvekilliği yapmış, geçmişi ve her sözü olaylı Şevki Yılmaz'ın, 2. Abdülhamit'in 4. kuşak torununun düğünündeki provokatif söylemi oldu kurduğu manevi ve iktisadi kalkınma vakfı Mikav aracılığıyla devletten destek alan Nadide adını taşıyan okul dizilerine ek olarak aynı isimde hac umre düzenleyen turizm şirketinin de sahibi Yılmaz Atatürk'ü Selanik'ten gelen dönme diye tanımlamış ve beddua etmişti. Sonra sözlerini revize etti. Bu suyu bulandırıp bakalım ne oluyor diye bekledikten ya da kazlar yolunurken sesleri ne kadar çıkıyor diye seyrettikten sonra iki ileri bir geri mehter adımlarıyla hedefe doğru ağır ağır yol kat etme tarzının AKP iktidarı boyunca çok tekrarlandığı açık. Tarikat cemaatlerle iç içe geçerek iktidarı ve parayı paylaşmanın her gün yeni biçimlerinin belirdiği, tepkinin dozu artınca kolay bir U dönüşünden sonra daha sert hamlelerle mevzi kazanıldığı da bir gerçek. Özellikle seçim dönemlerinde halkın bir kesiminin sinir uçlarıyla oynamaksa üzerinde ustalık kazanılmış bir propaganda sanatı. Ernest Renan, mealen bir milletin şekillendirilmesinin her gün yapılan plebisitle alınan rızaya bağlı olduğunu yazar. Bizde de kurbağa sıcağı alıştırılırken aynı şey yapılıyor. Başka bazı konularda da olduğu gibi şeriat talebinin grup nümayişleri, bireysel söylemler, sağa sola çekiştirilebilecek simgelerle köpürtülmesi, sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek eğilimlerin meşrulaştırılması, Ekonomik gelişmelerin baskısı altında ezilip dağılan yoksulları daha uhrevi gerekçelerle eski yerine daha güçlü bir uyaranla sabitlemek amacını taşıyabilir. Yine de bunun basit bir seçim oyunu olmadığını hesaba katmak gerekir. Her biri birbirinden farklı içtihatlarla yönetilen İran, Afganistan, Suudi Arabistan, Yemen, Pakistan gibi ülkelerin şeriat adına dünyaya kazandırdığı deneyimlerle IŞİD vahşetinin taze anıları ortadayken şimdiden yerli milli bir şeriatı teorize edenler kavramın etimolojik kökeninden başlayıp şeriatın önerdiği sistemin ne kadar adil olduğu konusunda bir dizi söylem üreterek böyle bir düzenin hiç de korkutucu olmadığını temin etmeye çalışıyorlar sert politik meydan okumalardan apolitik magazinleştirmeye kadar çağrının ağırlığını hafifletmeye yönelik bir dizi manevra var. Gerçek şeriatı anlatmaya çalışan ilahiyatçılar yarış halindeler. Birbirine benzemeyen iki ilahiyatçıdan alıntılar şöyle: Allah'a imanın iki tane göstergesi vardır. Biri Allah'a ibadet, diğeri yeryüzünü imar. Şeriat sadece mabede, ahlaka karışan bir sistem değil. Ticaretten siyasete, adaletten gündelik hayata kadar hemen her şeyin Allah'ın hükümlerine göre düzenleneceği, insanın değil Allah'ın kuralıyla yönetilecek bir sistem. Şeriata karşı çıkmak, adalete karşı çıkmaktır. Sonra gelsin gösteriler, sloganlar, Hala yürürlükteki anayasa ve ceza kanunlarına göre şeriatı savunmak suç olmasına rağmen ifade özgürlüklerini kullanıyorlar diye yapılan resmi açıklamalar, onu uysalca takip eden mahkeme kararları ya da bu ülkeye şeriat gelmez diye tepki küçümsemeleri, tevhid bayrağı bir tasarım harikası diyenlerin gerilimi apolitik bir düzeye çekerek başı kuma gömmeleri M.E. Yıldırım'ın Allah'ın iki emrinden biridir dediği yeryüzünün imarı adına halkın topraklarının, madenlerinin, derelerin ve tarım arazilerinin nasıl yağmaya tutulduğunun son örneği İliç'te görüldü. Şevki Yılmaz'ın "Kaymakamlarımız, Danıştay ve Yargıtay hakimlerimiz var. Çok bereketini gördük." diyebildiği ve adaletin hep iktidarın kıymetlilerine işlediği bir ortamda şeriat ve hilafet istemek bu çapaçul rantçılığın daha fazlasını istemekten başka bir anlama gelmiyor. Okulların ve yurtların devlet protokolleriyle tarikatların müfredatına teslim edilmesine bakılırsa şeriat yaşken eğip eğitiyor. Gülen cemaatinin yaptığı gibi sızıyor, sızdırılıyor zaten. Şeriat isteyenler seslendikleri yoksullara, onların zaten yanlarına uğramayan adaletin boşluğunun dolacağını vaat ediyorlar. Şeriat bir talep haline getirilmeye çalışılıyor. Çünkü rejim bir eşikte. Halk adil bir düzen istiyor. İktidar da bu talebin önünü kesebilmek için daha baskıcı olacağı bir dönüşüm geçirmeden yaşayamaz durumda. Ve buna da olabildiğince rıza üretmesi gerekiyor. Ayaklarının altındaki zemin her gün biraz daha kayan, hukuki güvenceleri tırpanlanan yoksul emekçilere hırsızın elinin kesileceğini, haksızın hesabının sorulacağını vaat ediyorlar. Çünkü şimdi yağmanın, yıkmanın, talanın bir cezası yok. Bekleyin, şeriat çözer propagandası yükleniyor. Ama suçun üstünü örtmek o kadar kolay değil. Nuray Sancar